muhsin kişilik, ihsan sahibi demektir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifine göre sürekli Allah'ı her şeyde görüyormuşçasına bir kulluk yapabilmek ya da Yüce Rabbin sürekli kendisini görüp izlediğinin farkında ve şuurunda olarak, idrakinde olarak bir kulluk hayatı sürdürebilmektir. İhsan kelimesi aynı zamanda en güzeli yapma arayışıdır. En sağlam yapma arayışıdır güzellikler üretmedir adeta. Her şeyiyle sürekli güzellik üreten adam. Diliyle güzellik üretiyor, eliyle güzellik üretiyor. Bütün imkanlarıyla, fırsatlarıyla sürekli güzellikler sergiliyor. Böyle bir insan düşünün. Etrafına ışık saçar gibi güzellik saçıyor. Yüzünde güzellik var, gözünde güzellik var, elinde güzellik var, yaptıklarında güzellik var. Yani adeta Cenab-ı Hakk'ın bir sanat harikası gibi her tarafından güzellik dökülen insan. Güzellikler dökülen insan. Vehhab muhsin. Özü temiz, yüzü temiz adam. Özünde ve yüzünde e, hakka teslimiyet var. Bütün yapıp ettiklerinde güzellik var. Bir de itikadi olarak inanç bakımından içinde karışıklık yok. Tevhid var. Yalnız ilah olarak Allah'ı biliyor. Allah'ı tanıyor yalnız ona kulluk ediyor. Hiçbir şeyi asla ve kat'a ona ortak koşmuyor ki bu İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'da en bariz vasfıdır. O tevhid ehli oluşu, asla şirke yönelmeyişi, Allah'a ortak koşma noktalarında son derece titiz olması İbrahim Aleyhisselam'ın en bariz vasfıdır. Cenab-ı Hak bir de diyor böyle İbrahim gibi İbrahim Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu o dini anlayış çerçevesinde tevhidi bir duruş sergiliyorsa bir insan eh bundan daha güzel dindarlık olmaz. Dindarlıkta üç ana kriter. Tevhid ehli olmak, sürekli güzellikler sergilemek ve Rabbin huzurunda iş yapar şekilde bir kulluk sergilemek. Bütün varlığıyla özünü, her şeyini Rabbe teslim edebilecek bir ruh kıvamında olmak. Bu en güzel dindarlık şekli bu. Belki İnsanların ulaşması gereken dindarlık seviyesi bu. Ufku bu. Dindarlık ufku diyelim buna. Dindarlık ufku. Ve Allahu İbrahim Halila işte İbrahim Aleyhisselam böyle bir yol izlediği için Allah onu dost edilmiştir. Ey müminler, ey insanlar demek. Eğer Allah düşmanı değil, Allah dostu olmak istiyorsanız, Halilullah gibi siz de Hakk'ın dostu olmak istiyorsanız siz de bu yolu izleyin diyor. İtikatta tevhidten ayrılmayın. Özünüzde tam bir teslimiyetle Rabb'e yaklaşın ve bütün yapıp ettiklerinizde ihsan duygusu içerisinde güzellikler olsun. Yani böyle bir şey olursanız Allah'ın halili olma vasfına siz de istidadınız kadar nasibiniz kadar e, erişmiş olursunuz. Allah dostu olursunuz.